İngiliz basınında yer alan bir iddia bu. Era Hocam. Arkadaşlar ikinci sırada benim notlarımın anons kısmına ben bunu koydum. İngiliz basını diyor ki ABD İran'ın füzelerine karşı atmosferin dışına çıkabilen füze savarlar kullanmış olabilir. İddia bu. ABD donanmasının İran'ın İsrail'i hedef alan saldırılarına karşı atmosfer dışına çıkabilen füze savarları kullanmış olabileceği ileri sürüldü. Merkez İngiltere'de bulunan iNews sitesinin The War Zone isimli siteye dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'ın İsrail'e saldırılarının savuşturulmasındaki rolü, yani nasıl bu kadar etkili olabildi? Bu incelendi. Kızıldeniz'deki iki ABD muhrip gemisinin İran'ın saldırısını durdurmada kıtalar arası balistik füzeleri ICBM atmosfer dışındayken engelleyebilen SM-3 füzelerini kullandığına dair raporlar olduğu ifade edildi. Bu SM-3'ler daha önce çeşitli seviyelerde balistik füzelere karşı test edilmiş ve söz konusu füzeler ABD Deniz Kuvvetleri tarafından ilk defa cumartesi günü gerçek tehditlere karşı kullanılmış olabilir. Bu İngiltere, İngiliz basınında bir iddia. Ne diyorsunuz? Bu bir iddia. Yani benim şu ana kadar aldığım bilgiler yok. Yani bu tarihte ilk bunu kullanmış olabilirler. Yani olur mu olmaz mı? Mutlaka. Hani o çok ekstrem bir durum. Hani bu süreç içerisinde bu bir yeni bir silah da denemiş olabilirler. Bu bir iddia yalnız. Fakat asıl yani bu vuruşları yapan uçakların üzerindeki havadan havaya füzeler. Biz, bakın biz de bunun muadilini ürettik. Gökdoğan füzesi 80 kilometre menzilli. Hani bizim İHA'yı vuran Amerika F-16'sı var ya. Evet. İşte onun attığı füze. İşte aynısını İran'a karşı kullandılar şimdi. Hı hı. Yani asıl burada önlemeyi hava kuvvetleri yaptı, uçaklar yaptı. Taktik balistik füzeleri de gemilerden atılan daha güçlü füzelerle vurdular, yok ettiler. Ama böyle bir şey atmosfer, bundan neyi kastediliyor ben çok hani bu bir iddia. Yani, yeni silah sistemleri her zaman bu tür savaşlarda denenir efendim. Yani kıtalar denenmez diyemeyiz yani. Evet. Yani tabii bu bir yandan da burada bir laboratuvar oluyor. Tabii laboratuvar kendi, buralar tabii ki yani. Her bir saldırı çeşidine göre geliştirilen silahlar burada test ediliyor, deneniyor. Bir sonuca varılıyor. Belki denenmiştir. İngiltere'de bununla işte BBC mi? O hangisiyse o haber almıştır. İngiliz basını. İngiliz basını. The War Zone. Bunlar tabii çıkabilir ama. Savaş bölgesi. Yani şimdi bu tür bir şey için yani atmosfer dışına çıkıp atmosfer dışından önleme yapacak bir duruma yani gerek kıtalar yok. Kıtalar arası balistik füzeleri engellemeye dönük SM-3 füzeleri varmış. Efendim işte tamam. Bunlar ilk defa, üstelik de bu muhriplerden kullanılmış. Ama tamam da burada İran'ın kullandığı kıtalar arası balistik füze yok. Yok. Kıtalar arası, yani bunu ilk defa burada deneyenler Amerika. Tamam. Ama işte 300'ün üzerinde yani seyir füzesi, balistik füze. Ama ve kıtalar arası yok, yok arasında. Tamam, ama yok. Bunlar atmosfer dışına çıkan bu şeylerle birlikte, füze savarlarla birlikte müdahale ettiği için, ilk defa denediği için çok başarılı oldu yani deniyor. Kıtalar arası balistik füze de değil ama taktik balistik füze de kıtalar arası balistik füzeyi önleyecek geliştirilmiş bir sistem denenmiş. Evet. Anladığım bu benim. Evet. Bu olabilir. Evet. Peki bu ya olabilir yani, onun da aslında görüntüleri çıkardı yani. Evet. Çünkü atmosfer dışı gelen bu füzeler çok yüksek seviyeden, hani Dünya İstihbarat Örgütlerince mutlaka temin edilmiştir, elde edilmiştir. Böyle midir, değil midir? Bakmak lazım. Yani ama bakmak Peki. lazım. Çok Peki. ekstrem bir iddia Peki. efendim yani. Şimdi Oğuz Hocam, bunları özellikle askeri açıdan hakikaten maalesef vahim bir laboratuvar sürecinden geçiyor dünya. Ukrayna ile başladık işte. Şu anda maalesef Orta Doğu'da bu da sürüyor. Bütün bunlar olup biterken Ukrayna cephesinde ne olur ne olabilir diye sorduk. Ve Putin'in denediği o hani atmosfer dışına çıkan gizemli füze. Onun denendiği bir noktada bakıyoruz. Yani hem Ukrayna cephesinde ne olur diye soralım. Hem de mevcut durumda karşılıklı bir gövde gösterisi var değil mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri de bunun Putin nasıl kıtalar arası balistik füze atmosfer dışına gönderiyor. İngiliz basınında iddiası şu, onu etkisiz hale getirecek füzeyi de ilk defa denedi. İşte İran'ın füzelerini böyle etkisiz hale getirdi diyor. İngiliz basınında iddiası bu.
Bunlar ne olarak algılanabilir? Yani bunun bir masaya, sahaya bir yansıması var mıdır? Bu tip gövde gösterileri süreci nasıl etkiler? Yeni silah denenmiş olabilir. Bu tip şeylerde de yeni silahlar tabii deneniyor. Yani gemilerden de yeni silahlar denenmiş olabilir. Çünkü ABD'nin İsrail açıklarında Akdeniz'de birkaç tane gemisi olduğunu biliyoruz. Yeni silahlar denenmiş olabilir. Yani Ukrayna Savaşı'na geldiğimiz zaman tabii Batı ile Rusya arasındaki denge çok önemli. Biraz önce hocamız da bahsetti. Yani yaz ayları geliyor şimdi tabii. Yaz aylarında hava ile yerin kurması herhalde savaşın şiddetlenmesine yol açabilecek. Biraz önce işte Ermenistan'ı, Gürcistan'ı konuşuyorduk. Ukrayna bunların tabii çok daha büyük bir şeyi. Yani Batı Rusya'yı çevrelemek istiyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yani hem Ermenistan'daki işte Fransa'nın şeyleri, tabii diasporanın da Macron'un seçim şeyinde çok önemli bir rol oynadığını düşünmek mümkün. Payının olduğunu düşünmek mümkün. Ama yani hem Gürcistan'daki hem Ermenistan'daki hem Ukrayna'daki olayları bir Batı Rusya çekişmesi olarak değerlendirmek mümkün. Peki efendim, şimdi Amerikan seçimlerine de dönmek istiyorum. Çünkü bunun bir de bu maalesef hani bir oturup da bir günün nabzında oturup başladığımız zaman çok kapsamlı bir dünya turu yapmak zorunda kalıyoruz. Hepsi birbirine bağlantılı gidiyor çünkü. Ya, o kadar çok açıklamalar yapıyorsunuz ki Sayın Nur Hanım, biz size yetişemiyoruz uzmanlar olarak. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani bu nerede durur diye sorduğumuz zaman Amerikan seçimlerini içine koymasanız mümkün cevap değil. Tam olarak çıkmıyor. Şimdi eski ABD Başkanı Trump'ın iddiası var. Yani bu sahtekar Joe. Zaten Obama kurdu DAEŞ'i. Onun yardımcısıydı vakti zamanında, bu sahtekar Joe diyor. Sahtekar Hillary de diyordu. Hillary Clinton için. Bunlar dünya savaşı çıkaracaklar. Eğer benden seçim çalınmasaydı 2020'de. Ben görevde olsaydım ne Ukrayna Savaşı çıkardı ne de Hamas'ın bu saldırısı olurdu. Ne de İsrail şu anda böyle büyük bir tehlike içine atılmış olurdu diyor. Şimdi buna katılan bir kanaat var. Liz Truss, arkadaşlar onu lütfen hazırlayalım. Bir kitap yazdı Liz Truss, eski İngiltere Başbakanı. Hani baktığınız zaman Amerika'ya, Avrupa'dan baktığınız zaman herkes şu anda Trump'ın gelmesinden korkuyor. Ve eğer Trump gelirse Avrupa yalnız başına kalacak. İşte ne diyordu çünkü Trump en son yaptığı açıklamalarda? 2-3 kere bunu tekrar etti. Yani aidatını ödemeyen %2, savunma bütçesinin %2'sini kalkıp da NATO'ya ödemeyene ben korumam. Hatta dönerim Putin'e derim ki elinden geleni yap, saldır onlara derim falan demiş olmasına rağmen eski İngiltere Başbakanı Liz Truss diyor ki BBC'nin politik editörü Chris Mason'ın sorularını yanıtladı yazdığı kitap üzerine. Yani Donald Trump'ın gelmesini umuyorum ve Trump geldiği zaman dünya daha güvenli bir yer olacak diyor. Bakalım o mülakatı. Plenty of praise of Donald Trump in the book. Do you hope he wins again in the autumn? Yes, I do. Why? Because I believe that we need a strong America. I think that's more important than ever. I feel we're on the cusp of very, very serious conflict. I do agree that under Donald Trump, when he was president of the United States, the world was safer. You know, I think that our opponents feared the Trump presidency more than they fear the Democrats being in office.